Babam askerliğini Yassıada'da yaptığı için Salı Pazarı'nda limanda çalışıyordu. Orada bir binada duruyordu. Dolayısıyla 1956 yılında İstanbul'a geldik. Oradan da daha sonra Kavacık'a taşındı. Kavacık'a gelişimiz 1957. Çocukluğumuz Rize'de, o zaman fakirlik var, babamız burada, annemizle beraber onlar gurbet olarak burada çalışırlar. 2 sene biz gideriz Rize'de çay toplarız, ederiz, biz geliriz, diğer amcamın eşi gider. Dolayısıyla Karadeniz'in de kültürüyle yetişmiş bir insanım. Gençliğim çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Hani insanlar vardır ya, ölür gider, birisi ağzını kapatır, birisi gözünü kapatır. Ben yaşadım, yaşamam gereken bütün güzellikleri, ister kapasınlar, ister kapamasınlar. Belki tuhaf bir cevap oldu ama dolu dolu bir gençlik yaşadığımı söyleyebilirim yani. Babam inşaat malzemeleri satıyordu, inşaat işleriyle uğraşıyordu. O günkü koşullarda bizi de yanına taktı. Allah razı olsun, onun sayesinde bu kadar yerleri aldık. Yoksa bizim koşullarımızda olacak gibi değildi. Yıllarca inşaat sektöründe müteahhit olarak çalıştık. Siyasete girince ticareti bıraktım. 20 yıl belediye meclisliği yaptım. 94'te Allah nasip etti, seçimler iptal edildiği ara dönemde de bir boşlukta başkanlık yaptık. Benim için onurdur bunlar. 2004'te siyaseti bıraktım. Bir daha dönmeyeceğim bu işe dedim ama günlük her olayı takip ediyoruz. Hayata bakış açısını değiştirdik. Önce ticaret, sonra siyaset, şimdi muhabbet dedik. İnsanların sevgi üzerine yapması gereken ne kadar güzellik varsa hepsini yapıyoruz. İşte Gönül Pınarı grubumuz var. Beni son derece mutlu eden, kültürlü, sosyal aktiviteleri seven insanların bir araya gelmesi, o güzellikleri beraber paylaşması. Ayrıca Türk halk müziğini çok seviyorum. Korolara gidiyorum. Değerli şefim var. Onun da katkılarıyla özellikle Karadeniz türkülerini çok seviyorum ve çok da söylüyorum. Burası Beykoz hala Anadolu kültürüyle yaşıyor. Ben hep söylerim, Beykoz Anadolu'nun modern kasabası. Ama ne kadar şehirleşmeye başladıysak o kadar da yozlaşmaya başladık. O eski aradığımız kültürler maalesef kentleştikçe ortadan kayboluyor. Bu da bir gerçek. Teknoloji ilerledikçe, işte televizyonlardaki programlar arttıkça bizim bir Rüdi Cördeşimiz vardı, bir köle izaramız vardı. Hep beraber toplanıktık. Kabak çekirdeği mi, ay çekirdek mi, mısır mı patlatmak. Hep öyle yaşadık. Herkes birbirine gider gelirdi. O güzellikler maalesef tek tek kayboldu. Yine çocukken bu Rüzgarlı Bahçe tarafı var bizim yukarımızda. Askeri orada karargah kurardı. Kısa pantolonla Kavacık'tan geçerken selam verirdik onlara.
çok hoşlarına giderdi ve biz de bayılırdık ya, asker bize selam verdi diye. Böyle çok anlatacak şeyler var. Bizim ineğimiz vardı. O zaman öyleydi koşullar rahmetli anamın. Yaşadık, çok çakallar bağırırdı buralarda. Her şey vardı, yeşillik boldu. Biz burada üçüncü binaydık Kavacık'ta. Ya hayvan böyle sütünü satmak için değil, evimizin ihtiyacı için. Babam da işte imalathane açmıştı, Birket imalathanesi. Babam orada çalışıyordu. Kendimizi babamız olarak idame ettirirdi. Yine şimdi aklıma bir şey geldi. Çok özledim. Hamsici bağırıyor. Omuzunda büyük sırık, bir tarafında hamsi, öbür tarafında hamsici geldi, hamsici geldi. Baba hamsi al. Oğlum param yok. Ya baba al, ısrar ediyoruz. 2,5 lira param biriktirmişim. Babama veririm parayı. Hamsiyi alır. Bir zaman sonra baba benim 2,5 lira ne oldu diye sorarım. Oğlum hamsi aldın mı der. Babalar öyle galiba. Biz de evlatlarımızla yaşıyoruz. Sizin evladın verdiği gözüküyor. Asla bir şikayetim yok. Yanlış anlamayın ama babanın verdiği, annenin verdiği hiç gözükmüyor. Bu da değişik bir anı diye düşünüyorum. ...74 yılında Balıkesir Ordonat askeri oldum. Kıbrıs Savaşı'ndan 10 gün önce askere girdik. Yani 20'sinde oldu, 8'inde. Onun da askere gittim. 12'sinde bizi topladılar eğitim alanında. Bazılarının elinin içine çarpı işareti koydular. Dediler ki çarpı olanlar şu tarafa, olmayanlar bu tarafa. Neyse koca alayda eğitim birliği. Rap 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 getirdiler bizi karargahın yanında. Yazıyor orada. Bursa Kızılay Kan Merkezi. Sonra bizden zorla kan aldılar. Adeta zorla. Kendi kendimize tepki koyuyoruz. Bu ne ya? Böyle kan mı alınır diye. Ve aradan 8 gün geçiyor. Gece komutan gelecek, paşa gelecek, şu gelecek, bu gelecek diye bizi karargahın dışında bir ağaçların içinde tutuyorlar. Bende de bir ufak radyo var. Radyo da bende. Rahmetli Rauf Denktaş, Kıbrıs'a çıkarma yapıyoruz. Gazamız mübarek olsun diyor. Kıbrıs saatiyle de Türkiye'nin saati birbirine tutmuyor. Daha Kıbrıs'a çıkartma yapmadan bir saat önceden de o anons yapıyor. Sonra kendi kendime dedim ki devlet ne büyük ya. Kıbrıs'ta savaş yapacağını önceden planlamış. Kana ihtiyacımız var diye kan alıyor. Ya benim için askerde unutamayacağım çok önemli olaylardan bir tanesidir. Devletin planı var. Devletin gelecek hesapları var. Özellikle askerler bunu yaptı. Unutamadığım bir olay. Gençken eşim çok yakınımdı. Aynı köylü yakınım. Ben onunla severek evlendim. 48 senemiz bitiyor. 49. yıla geliyoruz. Bugüne kadar en küçük birbirini incitecek bir şeyimiz de olmamıştır. Allah'ın bize ömür verdiği sürece de bu mutlulukları yaşamak isterim. Ben 1984 yılında belediye meclisi oldum. O 20 sene sürdü arka arkaya. 94 yılında da Beykoz'da seçimler iptal edilmişti. İptal edildiği dönemde belediye başkanlığı görevini yaptım ta ki yeni başkan seçilene kadar. Bu da benim için unutulmayacak anılardan bir tanesidir. İnsanlar yaşamında veya edebiyatta, kültürde insanlar çok değerlidir ama ölür giderler değerli olduğunu hatırlatırlar. Oysa ben siyaseti bıraktıktan sonra benim caddenin adını benim adımla, benim soyadımla yaşatmaları
Benim için siyasette çocuklarıma, bütün neslime bırakabileceğim en önemli ödüllerden bir tanesidir. Ben 74 muhtırasını da biliyorum. En son 84'teki olayı da biliyorum. Ben herkesin hafızasında olabileceğini düşündüğüm 84'te sabah kalktım, işe gideceğim. Karşımızda Gafur amca vardı, Allah rahmet eylesin, öldü. Nereye gidiyorsun Adem dedi, işe gidiyorum dedi. İhtilal oldu, gidemezsin dediler. Sonra gitmedik tabii, mecbur eve kaldık. O gün akşama doğru iki jandarma, bir yüzbaşı, işte iki bekçi, karakoldan bir komiser bindiler arabaya, geldiler, beni aldılar. Karakola getirdiler. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kavacık Kalkınma Derneği Başkanıyım ama benim anlayışımda sadece topluma hizmet ver. Herhangi bir yere ideolojik bir bakışım yoktu. Dediler ki derneğinde ne kadar bomba var, ne kadar işte şeyler var, onlara bakacağız dediler. Hay hay bakarsınız tabii dedim. İçeriden başkomiser çıktı. Getirin dosyasını, ben imzalayacağım. Herkeste yanlış olur, asla bu insanda olmaz dedi. Benim için çok önemliydi o söylemeleri. Bana İstanbul'un en kral yerini versinler. Sadece Beykoz'da yaşamak değil, bahçeli bir yerde yaşamak isterim. Beykoz'da bir apartmanda yaşamam. İşte burası bizim aile yuvamız. Bahçemiz var, her şeyimiz var, çiçeğiyle, böceğiyle. Beykoz'un kırsal alanı da böyle. Beykoz'dan çok memnunum ve Beykoz'dan giden arkadaşlarımızın çoğu da bir şekilde buraya dönüyor. Çok enteresan bir şey yani. Beykoz farklı bir yer. Beykoz İstanbul'un incisi, İstanbul'un en güzel yeri. Önde deniz, burada kentimiz, arka taraf alabildiğine doğa, orman. Daha ne söyleyeyim, Beykoz'da yaşanmayıp da nerede yaşanacak ya? Ben eşimle ilgili vereyim. Eşim çocuklarına karşı çok dominant bir kadındı. Benden daha çok onlara saygıyı, sevgiyi eşim öğretti. İlk zamanlar çocuklarım isyan ederdi, kızardı. Altın gibi bir çocuk oldular. Ben zaman zaman derim ki, iyi ki böyle bir anneniz var. Sizin her şeyinizi kontrol altına aldı. Bugünse siz annenizi kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla gençlerimiz o büyüklerini dinlesinler. Çünkü büyük dediklerimiz hayatta yaşadıkları. Gençlerse arzularını ortaya koyuyorlar. Arzular farklı bir şey. Onun için büyüklerini mutlaka dinlemeleri, onlara saygıyla bakmalı diye düşünüyorum.